Selam dostum yeniden hoş geldin kanalıma. Hız kesmeden Servet-i sanatçılarından devam ediyoruz. Haydi bakalım ben vaktini almayayım sen de gel bana yetiş dostum. Tevfik Fikret. Hocam Tevfik Fikret şiir yazarken hangi akımdan etkileniyordu? Parnasizmden. Peki hocam bu Cenab Şahabettin olsaydı hangi akım diyecektim? Sembolizm diyecektim. Neden her videoda bunu vurguluyorum? Çünkü Tevfik Fikret'le ilgili sorularda böyle %60 %70 bir Parnasizme değinmeden geçmiyorlar. Hocam Aruzu Türkçe'ye uygulayan iki büyük isim vardı. Bunlardan biri Tevfik Fikretti. Birisi de kimdi hocam? Mehmet Akif Ersoy'du. Ama Mehmet Akif Ersoy bu dönemin bağımsız sanatçılarından. Yani ben onu Servet-i Fünun'a almıyorum. Bak bakayım burada ne yazıyor? Aruz'da Türkçe'yi, şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırmayı bilmiştir. Bak adam Aruz'da Türkçe'yi ne yapmış? Kaynaştırmış dostum. E hocam şiirle düz yazıyı kaynaştırıyor dediğine hani vardı ya bu manzum hikaye mensur şiirler falan oraya gönderme yapıyor değil mi dostum? Beyt ve Mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştı. Nazmı Nesre başarıyla yaklaştırmış, manzum hikayeler yazmıştır. Karamsarlığı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde öne çıkmıştır. Serbest müstezatı şiirinde başarıyla kullanmıştır. Hanı Yağma, 95'e doğru, Balıkçılar, Haluk'un bayramı, Haluk kimdir hocam? Oğludur değil mi? Gitti Avrupa'da papaz oldu değil mi? Hasta çocuk, tarihi kadim, millet şarkısı, Promete, Nesrin, Sis gibi şiir şiirleriyle toplumu ve hükümeti eleştirmiştir. Öyle bir seviyeye gelmiş ki dostum Sis isimli şiirinde İstanbul'u kötü bir kadına benzetmiş. Eserleri hocam rubabi şikeste bileyim mi kesinlikle bil. Rubab ne hocam saz şikeste kırılmış eskimiş yani kırık saz demek. Haluk'un defteri tamam rubabın cevabı Şermin hani hasta olan ölmek üzere olan hatta ölen yeğeni için yazıyordu değil mi? Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri çocuk şiirleri neredeydi? Şermin'deydi. Bir de ne varmış hocam? tarihi kadim varmış. Hocam Tevfik Fikret'in eserleri çok mu önemli? Çok önemli dostum. Tevfik Fikret her zaman soru olabilecek bir isimdir. İzninle geçiyorum. Hocam Cenab Şahabettin deyince benim aklıma hangi akım geliyordu? Sembolizm. Peki hocam bu adam sembolistse eğer şiirinde müziğe ahenge ritme önem vermiş midir? Vermiştir. Şiirlerinde müziğe önem vermiş, sembolizmin öncüsü olmuştur. Arapça, Farsça sözcüklerle, özgün imgelerle yüklü ağır bir dili vardır. Şiirlerinin konusunu daha çok Doğadan almıştır. Bak bak. Elhan Işıt'a adlı şiiri çok ünlüdür. Hocam bu adam sembolistse, işte ağır süslü bir dili varsa, sanat yapma amacı güdüyorsa, yani ben iyi bir şairim bakın da şiir görün kafasıyla yazıyorsa, o zaman sanat toplum için mi olur, sanat için mi olur? Sanat sanat için anlayışına uygun eserler vermiştir. Hocam şimdi Cenap Şahabettin çok yönlü bir adammış. Hocam şiirleri Evrak-ı Leyal. Hocam Evrak-ı Leyal e, Cenap Şahabettin'in sağlığında toplanmamış Cenab-ı Şahabettin öldükten sonra şiirleri Evrak-ı Leyal isimli bir kitapta toplanmıştır. Zaten onun arzusu isteği de bu yöndedir. Fakat ömrü yetmemiştir dostum. O öldükten sonra şiirleri toplanmıştır. Hocam düz yazıları var. Bak Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Sul. Harp ve Sul tamam bak ben bunları aklımda kodlarım. Zaten yukarıdakilerde Evrak, e, Leyal görürsem, Şiir Eyyam görürsem düz yazı. Peki hocam gezilerini bileyim mi? Gezileri çok önemli dostum. Haç yolunda Avrupa mektupları Sul. Suriye mektupları. Biz bunu nasıl kodlamıştık kafamızda? Cenab ne yapmış? Hacca gitmiş. Ya hacca gittik dur bir Avrupa'ya bir de Suriye'ye de gidelim demiş. Suriye Avrupa haç. Tamam. Hocam çok önemli bir eseri var. Nedir? Tiryaki sözleri. Bak özdeyişleri toplamış. Tiyatroları var. Yalan, körebe, küçük beyler. Hocam ben bunları bileyim mi? Bunları bil. Cenab-ı Şahabettin her zaman soru olabilecek bir isimdir. Aklında bulunsun. Geldim. Servet-i Fünun dönemi hikaye ve romanda kral olan isme. Kim hocam? Halit Ziya Uşaklıgil. Hocam bu adam batı tarzında eser veren ilk büyük Türk romancı diyebilir miyim? Diyebilirsin dostum. Hocam biz gerçekten Servet-i Fünun döneminde bu Halit Ziya Uşaklıgil sayesinde romanımızı tam böyle bir batı ayarına taşımışız. Artık batı çizgisinde güzel romanlarımız var. Servet-i Fünun döneminin en güçlü yazarıdır. Harikasın. Fransız realist ve naturalist yazarlardan etkilenmiştir. Ya hocam zaten Servet-i Fünun döneminin romancılığı daha çok realizm akımına dayanmıyor muydu? Evet. E bu adam da zaten Servet-i Fünun döneminin en büyük romancısı değil mi? Evet. E o zaman hocam hangi akım olacak? E tabii ki realizm olacak. Tamam. Eserlerinde geniş tasvirlere, psikolojik tahlillere yer vermiştir. Harikasın. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları kullandığı ağır bir dili vardır. Hocam, bu adam Mensur şiirin ilk örneklerini veren değil miydi? Evet. Hatta ne demiştik biz? Mezardan sesler demiştik, değil mi? Peki, hocam romanları neymiş? Sefile Nemi de Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar. Bunları bileyim mi hocam? Adın soyadın gibi bil, avcuna yaz dostum. Peki hikaye, bir şiiri hayal, bir yazın tarihi, solgun demet, hepsinden acı, aşka dair. Onu beklerken ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeleri. Oyunları varmış hocam. Firuzan, Fare, Kabus. Tamam. Hocam anılarını bileyim mi? Anıları çok önemli dostum. Saray ve Ötesi, 40 Yıl, Bir Acı Hikaye. Bunları mutlaka bil. Hocam denemelerini bileyim mi? Yani sanata dair görüşlerini yazmış. Sanata dair aklında kodla. Hocam Mensur şiir az önce de söylemiştin. Mezardan Sesler. Bu işaretlediklerimi çok iyi bileceksin dostum. Geldim dostum. Hüseyin Cahit Yalçın fıkra, anı, eleştiri, mensur şiir türünde eserler yazmıştır. Eski yeni tartışmalarında yeni edebiyatın başta gelen savunucularından olmuştur. Hatta hocam bu eleştirilerini hangi kitapta topluyordu? Kavgalarım isimli kitapta topluyordu, değil mi? Kim böyle Serveti Fünun'a bir laf yapsa hemen en sert şekilde cevap veriyordu, değil mi dostum? Hatırla. Şairane ve süslü bir üslup kullanmıştır. Tamam. Edebiyat ve hukuk makalesinden dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştı. Aslında edebiyat ve hukuk çeviri bir makaleydi değil mi? Aslında batıdaki bir fikirle ilgili bir makaleydi. Fakat çok tehlikeli bulunmuştu ve ne olmuştu? Servet-i Fünun dergisi yani Servet gazetesinin eki ne yaptı? Kapatıldı dostum. Hocam bu adamın eserleri ne? Bak hikayesi. Hayati muhayyel. Hocam roman var. Hayal içinde çok önemli. Eleştiri kavgalarım. Bileceksin. Hocam bu Adolf Hitler'in kavgaları Hayır bu Hüseyin Cahit Yalçın'ın kavgaları. Tabi Hitler'in de kavgaları var ama o bizi ilgilendirmiyor. Hayt. Peki hocam anıları varmış. Edebi hatıralar. Tam bu edebiyatla ilgili anıları. Bir de siyasi anılar varmış. Tamam hocam hiçbir sıkıntımız yok. Devam ediyor. Geldiğim Mehmet Rauf. Ben bu adamı severim. Neden? Nasıl Rus hikayelerinde Dostoyevski Rus hikayesinin içine psikolojiyi katmışsa bizim edebiyatta da psikolojiyi hikayelerin, romanların içine katan adam budur dostum. Bak, kahramanların iç konuşmalarına ilk kez Mehmet Rauf yer vermiştir. Psikoloji denildiği zaman aklımıza gelen isimdir. Peki hocam bizim ilk psikolojik romanımız olan Eylül'ü kim yazmış o zaman? Mehmet Rauf yazmış. Aklında kodla. Mehmet Rauf kitabı ne zaman yazmış? Eylül'de yazmış tamam mı? Aklında böyle kodlayabilirsin. Hocam romanları ne? E, Eylül Bileceksin, ferdayı garam, genç kız kalbi, hikayesi var, son emel, bir aşkın tarihi, üç hikaye. Hocam mensur şiiri var, siyah inciler. Bak ben bu siyah incilere bir yıldız koymak istiyorum. Hatta ben Mehmet Rauf'tan açıkçası soru bekliyorum dostum. Şu Mehmet Rauf'un eserleri sanki soru olacakmış gibi böyle bir içime kalbime doğuyor. Bilmiyorum, İzninle geçiyorum. Geldim hocam Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Bu adamın Servet Üfününce olduğuna bakma. Milli Edebiyata doğru işte Türk Yurdu dergisine falan çıkıyor. Bu adam çok büyük bir Türkçü oluyor. Çok büyük bir milliyetçi oluyor. Tamam bakalım hocam kimmiş bu adam? Bu bıyıklı abimiz kimmiş? Sanatlı, ağır bir dille yazdığı hikayelerle Servet Üfünün topluluğu içinde yer almıştır. Türkçülük ve yeni lisan akımını benimsedikten, Türk Yurdu Türk Derneği dergilerine geçtikten sonra milli konularda sade bir dille ne yapmış hocam? Hikayeler yazmış. Hocam ben Ahmet Hikmet Müftüoğlu deyince neyi bileceğim? Gönül Hanım romanını adın soyadın gibi bileceksin dostum. Hocam Haristan ve Gülistan var. Bir de ne var? Çağlayanlar var. Bak ben buradan da soru bekliyorum. Bu adamın eserleri %100 bilinecek dostum. Bu adamın eserlerini bileceksin. Süleyman Nazif. Hocam Süleyman Nazif deyince benim aklıma ne gelsin? Gizli figanlar gelsin. Malta geceleri gelsin. Firakı Irak gelsin. Bu üç eseri mutlaka bileceksin. Süleyman Nazif ile ilgili bir soru soracaksa bu üçünü vermek zorunda dostum. Yani vermezse çok zor bir soru olur. Genelde verir. Aklında bulunsun. Geldiğim Celal Sahir Erozan. Hocam bu bizim edebiyatımızdaki aşk ve kadın şairiydi değil mi? Hatta senin soru çözümü yaptığım bir dakikalık bu çöz hocam videolarında da bu adam konu olmuştu Aynen öyle dostum. Peki hocam bu adam kim? Servet topluluğunun en genç üyesidir. Bak şiirlerinin başlıca teması kadındır. Hatta sürekli kadınlarla ilgili yazdığı için biraz tepki de görmüş. Ya sen ne ayaksın oğlum falan demişler bu adama. Bu adamın lakabı ne? Aşk ve kadın şairi. Peki hocam eserleri ne? Beyaz Gölgeler, Siyah Kitap. Hocam beyaz ve siyah. Bu şekilde kodlayayım mı? Kodla dostum. Hocam bu adam Süleyman Nazif'in küçük kardeşi mi? Evet. Hatta bu adam Abdülhak Hamit Tarhan adamdan o kadar çok etkileniyor ki bu adamın lakabı da ikinci Hamit. Zaten biraz tipi de benziyor değil mi? Sakalları falan benziyor birazcık. Tamam. Birinci Dünya Savaşı'nda bireysellikten sıyrılarak şiirlerinde yurt sevgisini işlemiştir. Tamam. Hocam ben bununla ilgili neleri bileyim? Elhanı Vatan bileceksin. Fani teselliler, bileceksin. Payitahtın kapısında bileceksin. Nedim ve Lale devri bileceksin. Ama hocam bunların içinden en önemlisi hangisi dersen Elhanı Vatan ve Fani Teselliler diyebilirim dostum. Aklında bulunsun. Faik Ali Ozansoy kimdir? İkinci Abdülhak Hamit'tir. Çok etkilenmiştir Şair-i Azam'dan. Ve Süleyman Nazif'in küçük kardeşidir. Ya yani bu adamla ilgili ilginç bilgiler bunlar. Eserleri de bunlar. Geçiyorum dostum. Geldim. Hüseyin Suat Yalçın. Hocam biz Gave Suat diye kodlamıştık değil mi aklımızda? Gave-i Daha Hakkı takma isimleriyle siyasi ve sosyal hicivler yazmıştır. Ya hocam Gave-i ben hatırlıyorum. Gave destanı vardı. Demirci Gave. Hocam bu Dahak kim? Dahak da aslında Firdevsinin şehnamesinde geçen kötü bir karakterdir. Cemşit'i öldürüp İran tahtına oturmuştur. Şeytan Dahak'ın iki omzundan öptüğü için Dahak'ın iki omzundan böyle yılanlar çıkmıştır. Böyle e, İran mitolojisinde kötü bir e, kahraman dostum. Feridun'la falan savaşıyor. Ne bileyim işte Kisrap en sonunda bunu öldürüyor. Hocam şimdi sen bana bunu niye anlattın? Aklında kalsın diye anlattım dostum. Hüseyin Suat Yalçı'nın takma isimleri neymiş? Gavey zalim, dahakı zalim. Tamam zalimleri zaten tutarsın. Gave ve dahak görürsen Hüseyin Suat Yalçın. Hocam nükteli esprili bir yapısı mı var? Evet e, hiciv yapıyorsan ne yapıyorsun? Nükteli olmak zorundasın. Hocam şiirleri ne? lane melal, gave destanı. Peki hocam tiyatro Kirli çamaşırlar, ahirette bir gün, devayı aşk, Kayserili gülleri, Şehbal Yahut istibdatın son perdesi, yamalar. Hocam ben bunları bileyim mi? Şunu bil, Lani-i Melali bil, Gave destanını bil. İşte şu takma isimlerinden falan sorarlar. Aklında bulunsun dostum. Ezberle, öğren, yapacak bir şey yok. Sınava hazırlanıyorsan ezberleyeceksin. Kusura bak Geldim, Hüseyin Siret. Özsever hocam Hüseyin Siret kim? Topluluğun en lirik şairidir. Hocam topluluğun en genci kimdi? Celal Sahir Erozandı. Peki en lirik, en duygusalı kimmiş? Hüseyin Siret özsevermiş. Bu adam lirik seviyormuş, tamam mı? Bu adam özsever, öz lirik, tamam? Lirik zaten sevme, sevilme, aşk değil mi? aklında bu şekilde kodlayabilirsin. Bireysel duyguları aşk, doğa, kadın, aile temalarını kendine özgü sade bir dille Aruz'un yanında heceyi de kullanarak yansıtmıştır. Ömer Senih imzalı yazılar da onundur. Demek ki Ömer Senih görürsen aklına kim gelecek? Hüseyin Siret Özsever. Hocam ben bu Ömer Senih'i nasıl aklımda kodlayayım? Bak Senih'in ile Siret'in sesini buradan al. Şöyle birbirine yapıştır dostum. Aklında belki bu şekilde tutarsın. Hocam şiirleri ne? Bağ bozumunu bil, kıvılcımlı külü bil, kargaları bil, leali grizanı bil. Bu adamın tüm şiirlerini bil dostum. Yapacak bir şey yok. Ama bağ bozumuyla kıvılcımlı kül yani böyle denemelerde ve test kitaplarında çok fazla çıkan bir eser. Aklında bulunsun geçiyor. Hocam geldim Ali Ekrem Bolayır. Hocam bu adam kim ya? Bu adam Namık Kemal'in oğlu. Bu adamın babası Namık Kemal. Türk-Yunan savaşını işleyen Vasiyet adlı şiiri büyük yankı uyandırmıştır. Şiirlerinde toplumsal konulara yönelmiş. Aruz'un yanında hece ölçüsü de kullanmıştır. Hocam bu da babası gibi toplumsal konularla ilgili yazmış mı o zaman? E yazmış zaten görüyorsun. Peki hocam eserleri ne? Ordunun defteri. Adın soyadın gibi bileceksin. Kaside-i askeriye. Adın soyadın gibi bileceksin. Zilali ilham. Adın soyadın gibi bileceksin. Vicdan alevleri. Adın soyadın gibi bileceksin. Ama ordunun defteriyle kaside-i askeriye çok önemlidir. Hocam bir yıldız at dersen bu ikisine ben yıldız atarım. Aklında bulunsun. Geçiyorum. Geldim hocam. Ahmet Şuayb. Hocam bu adam Servet Fünün topluluğunda sadece eleştiriyle uğraşan adam mıydı? Evet şu bıyıklara bak be. Görüyor musun nasıl yan bakıyor bak. Eleştiririm ha gelmeyin sakın der gibi bakıyor. Edebi eleştiriler üzerine yoğunlaşmış. Çoğunlukla eleştiri türünde eserler vermiştir. Tamam hocam. Hocam eleştirileri ne? Hayat ve Kitaplar Esmarı mat bu arada. Ahmet İhsan Tokgöz. Hocam biz servet Fünün dergisini bu adamdan almadık mı ya? Recaizade araya girmişti. Harika bir çocuksun falan demişti. Ahmet İhsan'la ilgili hocam ben ne bileyim? Bak öncelikle Avrupa'da neler gördüm? İyi bir anı kitabıdır bunu bileceksin. Bak bu adam Jules Verne Türk toplumuna tanıtan ilk çeviren isimdir. Bunu bileceksin. servet Fünün dergisini biz bu adamdan devraldık. Bunu bileceksin. Tamam dostum. İşte Haver var. Ülfet var. Haraşo var. Bak hatıralarım falan ama Avrupa'da neler gördüm Bence bu adamı soracaklarsa Avrupa'da neler gördü mü? sorabilirler. İşte sanatçının en önemli özelliği yaptığı çevirilerdir. Hocam kimi çevirmiş? Jules Jülverni bize tanıtan kişi kimmiş hocam? Ahmet İhsan tok gözmüş. Geçiyorum. Geldim dostum Saffeti Ziya. Hocam ben Saffeti Ziya'dan ne bileyim? Salon köşelerinde romanını bilsen senin için yeter dostum. İstiyorsan bir de yanına Kadın Ruhu Çehreler isimli öykülerini ekleyebilirsin. Ama Saffeti Ziya'nın en ünlü eseri nedir? Adını hangisiyle duyurmuştur? Salon köşelerinde adlı romanıyla duyurmuştur. Aklında bulunsun. Hocam Saffet-i Ziya'nın S'sini alayım. Salon köşelerinin sesiyle birleştireyim mi? Birleştir. Aklında bu şekilde tutabilirsin dostum. Hocam geldim Saffet Nezihi. Hocam ben bu adamın hangi eserini bilsem soru çözerim. Zavallı Necdet'i bilirsen soru çözersin dostum. Genelde Zavallı Necdet kitabını soruyorlar. Zavallı Necdet önemli bir eser. İstiyorsan buraya bir de kadın kalbi koy. Bunları bilmen senin için yeterlidir dostum. Hadi gel biraz senle yapalım yakından konuşalım. Dostum Servet sanatçılarının da sonuna geldik. Lütfen sanatçıların eser isimlerini ezberle. Hocam ben ezberlemekte zorlanıyorum falan diyorsan lütfen bir yere yazarak çalış. Bir yere not al bunları. Not alırsan aklında kalacaktır. Bol bol soru çözmen lazım. Soru çözmezsen akşama kadar da video izlesen bu soruları yapamazsın. Haberin olsun. Peki eğer dostum buraya kadar sıkılmadıysan ben bu videodan güzel şeyler öğrendim diyorsan lütfen abone değilsen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Kendine çok Dikkat et. Görüşürüz dostum. Bay bay.